Anayasa Mahkemesi'nin şu anda üyelerinin görev süresi 12 yıldır. 12. Hakimler Savcılar Kurulu'nda 4 artı 4, 2 kere 4 yıldır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin atandıkları tarihlere bakarsanız önümüzdeki dönemde seçilecek Cumhurbaşkanı'nın o mahkemede üye tayin etme imkanına sahip olacağını düşünebiliriz. Bugün dahi parlamenter sistem olduğu halde bugün biraz önce konuştuk. Ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda henüz yeni yapı yürürlüğe girmediği halde, tek adamın üyeleri görev yapmadığı halde bugün tahliye kararı veren hakimler açığa alınabiliyor. Bugünkü parlamenter sistemde dahi. Bugünkü parlamenter sistemin sorunu yok mu? Var. Ama bu sorunun çözümü yine parlamenter sistem içinde olmalıdır. Bunu bırakalım. Başkanlık sistemine geçelim. Şurada anlaşmak lazım Sayın Payız'ın. Bakın, aslında belki ilk baştan bunu konuşmalıydı. Anayasa nedir? Evet, toplumsal uzlaşma metnidir. İşte devletin kuruluşunu gösterir, kurumları gösterir. Evet, bütün bunlar doğru. Ama anayasaların bir temel özelliği daha vardır. Kişilerin, bireylerin, insanların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alır. Kime karşı güvence altına alır? Devlete karşı. Bu hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüğü olan devlet, öte yandan bu hak ve özgürlüklere müdahale edebilecek en büyük güçtür. Onun için anayasalar hükümete karşı insanların, bireylerin, kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alır. Yürütme organının, hükümetin hareket alanını, siyasal gücün iktidar alanını kısıtlarlar. Bu anayasa paketinde böyle bir şey var mı? Tek bir madde var mı derseniz yok derim. Şimdi 82 Anayasası'nı savunuyorsunuz diyorlar. Hayır, 82 Anayasası darbe dönemi anayasasıdır. Ama o darbe dönemi anayasasında bugüne kadar 3 büyük değişiklik yapılmıştır. 3 büyük değişikliğin hepsi de uzlaşmayla yapılmıştır. Birincisi 95 yılında bütün siyasi partilerin uzlaşmasıyla. İkincisi 2001 yılında koalisyon hükümeti artı koalisyonda olmayan meclisteki diğer siyasal partilerin uzlaşmasıyla ve desteğiyle. 2001 yılında mecliste bugünkü AK Parti'nin bazı kurucularının da içinde olduğu Saadet Partisi vardı. Saadet Partisi o anayasa paketine destek vermişti. Neden? Özgürlükçü bir anayasa yapıyordu çünkü. Üçüncü büyük kapsamlı değişiklik 2004 yılında olmuştur. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi iki partinin olduğu meclis, Sayın Tayyip Erdoğan Başbakan, Aralık'ta Brüksel'e girecek, meşhurdur 17 Aralık 2004'te Brüksel'den bir müzakere takvimi aldı geldi Sayın Erdoğan o zaman. Güzel hareketlerdi bunlar. İmtiyazlı üyelikte değildi bunlar, ayrı bir tartışma konusu. Güzeldi, Türkiye Avrupa Birliği yolunda ilerliyordu. Oraya gitmeden önce o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Deniz Baykal Genel Başkanımız hep birlikte anayasa değişikliğine destek verdik. Amaç Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda önünü açmaktı. Bu üç büyük kapsamlı değişikliğin hepsinin ortak özelliği insanımızın özgürlüklerini genişletmekti. Dördüncü değişiklik çalışması ne zaman oldu biliyor musunuz? 2011 seçimlerinden hemen sonra Sayın Cemil Çiğ'in başkanlığında dört siyasi parti buluştu. Komisyon kuruldu. 20 ay çalıştılar. 60 maddede uzlaştılar. Bu 60 maddenin ortak özelliği temel haklar ve özgürlükler. Şimdi biz bu uzlaşmayı bir kenara bıraktık. Bakın o çok büyük bir uzlaşmadır. 60 maddelik uzlaşmayı yürürlüğe koyabilseydik 82 Anayasası için bugün özgürlükçü bir anayasadır diyebilecektik. Yapılmadı, o kaldı. Ne yapılıyor şimdi? O 60 maddelik uzlaşma milletin önüne konmuyor. Aslında milletin önüne koymaya gerek yok. Mecliste hep birlikte bunu yasalaştırabiliriz. Hiç halk oyuna gitmeye gerek yok. Şimdi kişinin hak ve özgürlüklerini güçlendirmek yerine tek bir kişinin, tek adamın yetkilerini güçlendiriyoruz. Anayasalarda devletin yetkileri artırılmaz, kişilerin hakları ve güvenceleri, özgürlükleri artırılır. Tam ters bir uygulama.